Sevgili çocuklar merhaba. Ben Adana Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmeni Sabahat Tuğan. Yine bir Türkçe dersinde sizlerle beraberiz. Temamız doğa ve evren. Bu temanın 4. metni bir dinleme ve izleme metni olacak. Metnimizin adı Akdenizli Röportaj. Önce hazırlık çalışmalarına bir bakalım. Birlikte metnimizi işleyelim bakalım. Önce hazırlık çalışmalarına bakalım. Ülkemizi çevreleyen denizler hangileridir? Hepinizin bildiği gibi ülkemizi çevreleyen denizler Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'dir. Marmara Denizi de bir iç denizdir. İkinci etkinliğimize bakalım. İkinci hazırlık çalışması sorusuna. Okyanus deyince aklınıza neler geliyor? Çocuklar, okyanus deyince benim aklıma denizlerden daha büyük su kütleleri gelir. Birinci etkinliğimizde görselden ve metnin adından hareketle dinleyeceğimiz metnin konusunu tahmin etmek. Şimdi görselimize baktığımızda, pardon, görselimize baktığımızda bir kere burada metnin adını görüyoruz. Akdenizle röportaj. Güneş batarken bir deniz ve sahil görüyoruz. Metnin adı Akdenizle Röportaj olduğuna göre metnin konusu Akdeniz'in özellikleri olabilir. Şimdi sizlere metni dinleteceğim. Metni dinlerken kitabımızın 158. sayfasında bulunan etkinlikteki çalışmada önemli bilgileri not alacağınız bir bölüm var. Dinlerken not alırsanız çok güzel olacağını düşünüyorum. Üçüncü etkinlikte ise metni dinleme sırasında soruları cevaplamanız gerekiyor. Şimdi metni birlikte dinleyelim. Akdeniz'le röportaj. Akdeniz'e sordum. Bana kendini tanıtır mısın? Memnuniyetle efendim dedi. Başladı tanıtmaya. Akdeniz kendini nasıl tanıtmış olabilir? Adım soyadım Akdeniz. Üç kardeşim daha var. Ege, Marmara, Karadeniz. En sevdiğim renk mavi. Bir de tatlı suları severim. Rüzgar arkadaşım olur. Onunla bazen fırtınacılık oynarız. Yelkenlileri, gemileri yüzdürürüz. Hobim ayla gel git oynamak. O geldiğince ben gelirim, o gittiğince ben giderim. Hani siz deve cüce oynarsınız ya, aynen öyle. Fobim tsunami. Tarih şahittir ki hiçbir tsunamiye adım karışmadı. Peki sen hep yerinde mi durursun? Aşk olsun dedi. Akdeniz hiç yerinde durur mu? Durmaz tabii ki. Hem yerinde duran sular kokuşur. Azıcık dikkat etsen sen de görürsün. Ben sessiz sedasız Ege'ye, Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e kadar giderim. Elim boş gitmem. Giderken tonlarca zurna balığı götürürüm. Onlar da bana hamsi tava yaparlar. Eksik olmasın, hamsileri bol olsun. Bir ayağım Atlas Okyanusu'ndadır, diğeri Hint Okyanusu'na uzanır. İki adım sonra Büyük Okyanus'a ulaşırım. Senin suların neden tuzludur? Akdeniz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Ah yavrum ah dedi. Belli ki duygulandı. Mavi gözlerinden sisli dumanlar yükseldi. Bir süre sessizce bekledi. Biraz sonra toparlanıp sözlerine devam etti. Benim suyum tuzlu olmasında kimin suyu tuzlu olsun? Bir kere sıcak bir bölgedeyim. Sıcak kanlı oluşum da bu yüzdendir. Güneş tam tepemde durur. Yaz boyunca ter atarım. Tatlı sularla da yeterince besleniyorum. Tuz rejimi yaptığım halde fazla tuzlarımdan kurtulamadım.
Atlas Okyanusu üzerinden batıya açılma imkanım vardır. Fakat onunla da yıldızımız barışmıyor. Aramıza bir engel konulmuştur. Onun suları tatlıdır, benim sularımsa tuzludur. Bu yüzden birbirimize karışmayız. Onun balıkları bana gelmez, benimkiler de ona gitmez. İnan ki bir balığına kışt bile demedim. Senin çok cömert olduğun söyleniyor, doğru mu? Tabii ki, dedi. Göğsü kabardı. Saçları kıvrım kıvrım oldu. Her kıvrımı bir dalgaya yol verdi. Kıbrıs'ı bağrına bastı. Mora'nın, Girit'in, Rodos'un başını okşadı. Anlaşılan alçak gönüllülüğe gerek yoktu. Son bir sorum daha olacak. Sana neden Akdeniz demişler? Oysa sen mavi ile anılıyorsun. Sizce Akdeniz'e niçin Akdeniz adı verilmiştir? Bu ismi verenler siz insanlarsınız. Asıl ben sormalıyım. Neden Akdeniz? Sen söyle bakalım. Bunun cevabını sahiden bilmiyordum. Teşekkür edip ayrıldım. Su gibi aziz ol, dedi. İki yanağımdan şillop şillop öptü. Nehirlerde, küçük göllerde, akvaryumlarda ne kadar balık varsa hepsine selam söyledi. Orhan Bilir. Evet sevgili çocuklar, güzel bir metindi, dinleme metniydi. Şimdi üçüncü etkinliğimizde metni dinleme sırasında sorulan soruları cevaplayınız demişti bize. Sanıyorum soruları dinlediniz ve metne göre cevapladınız, tahminlerinizi söylediniz. Şimdi dördüncü etkinliğimiz kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz diyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi tahminleri sizlere bırakıyorum. Farklı cümlelerle aynı şeyleri tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Birinci kelimemiz hobi. Hobinin anlamı görev ve meslek dışında severek yapılan dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü. Demek ki hobinin eş anlamlısı sanki düşkü gibi düşünmemiz lazım. Cümlem hobilerim arasında resim yapmak da var. İkinci kelimemiz gel git. Ay ve güneşin yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı. Medcezir. Yani gel gitin eş anlamlısı medcezir. Cümlem gel git olayından sonra denizdeki pislikler sahile vuruyor. Üçüncü kelimemiz aziz. Aziz'in eş anlamlısı da muazzez. Sevgide üstün tutulan muazzez. Cümlem tüm anneler benim için çok aziz insanlardır. Dördüncü kelimemiz okyanus. Anlamı kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman. Cümlem denizler okyanusların uzantılarıdır. Şimdi bir sonraki etkinliğimize bakalım. Soruları metne göre cevaplayınız. Çocuklar Akdeniz'in hobisi ve fobisi nedir demiş. Hobi zevk için yapılan uğraş, fobi ise korku. Korkulan şey, tamam mı? Bakın hobi ve fobi. Bu mutluluk veriyor, bu korku veriyor. Sanki yaklaşık zıt anlamlı gibi. Akdeniz'in hobisi ay ile gel git oynamak, fobisi tsunami'dir. Akdeniz'in suyu neden tuzludur? Akdeniz'in suyu yaz sıcağında terlediği için tuzludur. Çünkü yaz sıcağında sularının büyük bayağı bir kısmı buharlaşıyor ve tuz kalıyor. Onun için de Akdeniz'in suları çok tuzludur. Akdeniz'in suları nerelere kadar uzanır?
Akdeniz'in suları Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus, Ege, Marmara ve Karadeniz'e kadar uzanır. Sizce Akdeniz'e neden, niçin Akdeniz adı verilmiştir? Bence Akdeniz'e Akdeniz adı suları temiz olduğu için verilmiş olabilir. Altıncı etkinliğimizde dinlediğiniz metni sınıfta canlandırınız diyor. Bir arkadaşınız röportaj yapan kişi, diğeri Akdeniz'in yerine geçerek bu metni arkadaşlarınızla ikişerli gruplar şeklinde canlandırabilirsiniz. Akdeniz'in yedinci etkinliğimizde Akdeniz'in konuşmalarını tutarlı buluyor musunuz diyor. Bana göre Akdeniz'in konuşmaları tutarlı ve dengeli bir şekilde sürüyor. Şimdi çocuklar, 8. etkinliğimizde ki bağlacının yazımında yanlışlık olan cümlelerin doğrusunu yazınız diyor. Ha, demek ki buradaki cümlelerin hepsinde ki bağlaç olarak kullanılmış. Ancak çocuklar, ben size bundan önce bir bilgi vermek istiyorum. Ki bağlacının yazımı. Bağlaç olan ki çocuklar her zaman kelimelerden ayrı yazılır. Bağlaç olmayan ki bir ektir, kelimeye bitişik yazılır. Dikkat ederseniz burada ki'nin başına kısa bir çizgi koydum. Burada ise yok. Çünkü burada buna bitişik bir kelime var anlamındadır bu çizgi. Ama bağlaç olan ki ayrı yazıldığı için başına bu çizgiyi koymayız. Bağlaç olmayan ki bir ektir, kelimeye bitişik yazılır. İkisini ayırmanın kolay bir yolu var. Ekin sonuna ler ekini getiririz. Sözcük anlamlı oluyorsa bitişik yazılır. Örnek: evde ki artı ler, evdekiler anlamlı oldu. O halde bitişik yazılır. Şimdi ekin yanına ler ekini getirdiğimizde sözcük anlamsız oluyorsa ayrı yazılır. Bu ki bağlaçtır. Örnek: inankiler, inankiler anlamsız oldu. O halde ayrı yazılır. İnan ki. Yalnız çocuklar, çok dikkat edeceğimiz bir şey daha var. Bağlaç olduğu halde kalıplaşmış bazı sözcüklerde ki bağlacı bitişik yazılır. Onları da şu şekilde kodlayarak öğrenebiliriz, hatırlayabiliriz. Son bahçe. Burada kelimelerin ilk harflerini kodladık. A harfi jokerimiz. A ile başlayan böyle bir sözcük yok. Diğerlerine bakalım. Son bahçe. Sanki. Aslında çocuklar, buradaki ki bağlaç olan ki ama kalıplaşmış, o kadar yerleşmiş ki bunlar artık bitişik yazılıyor. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, meğer ki. Yoksa çocuklar, bakın, bunların yanına ler getirsek anlamlı olmaz. Ama bunlar kalıplaştığı için bitişik yazılıyor. Bunlar da hangileriymiş? Az önce tek tek saydık. Bu şekilde kodlayarak kelimeleri öğrenebilirsiniz. Şimdi bakalım ki'lerin doğru yazılıp yazılmayışına. Ki bağlacının yazımında yanlışlık olan cümlelerin doğrusunu yazınız demiş. Şuradan bir aşağı inelim. Tabii ki dedi göğsü kabardı. Tabii kiler olmaz. O zaman bu ki ayrı yazılan ki. Tabii ki. Yalnız çocuklar, tabii kelimesinde kelimesinin sonunda genellikle iki i olur. Uzatarak söylediğimiz için, ama
iki tane i'yi yazarız genellikle. Eh tabii ki dedi, göğsü kabardı. Bakın ki'yi ayrı yazdık. Tarih şahittir ki hiçbir tsunami'ye adım karışmadı. Şahittir kiler. Olur mu? Olmaz. Anlamsız olur. O zaman bu ki ayrı yazılır. Yazımı doğrudur. Durmaz tabii ki. Aslında burada da yazım doğru da i harfinin biri eksik yazıldığı için biz yeniden yazdık. İnan ki bir balığına kış bile demedim. İnan kiler, az önce verdiğim örnek, inanın çocuklar hiç buraya şey yapmadan tesadüf oldu. İnan ki bir balığına kış bile demedim. İnan kiler olmaz, o zaman ne yapıyoruz? Buradaki ki'yi ayrı yazıyoruz. İnan ki bir balığa kış bile demedim. Şimdi 9. etkinliğimize geliyoruz. Denizlerin kirlenmesi canlıları nasıl etkiler? Sınıfça konuşunuz demiş. Sınıfta bununla ilgili karşılıklı güzel konuşmalar yapacağınıza inanıyorum. Bence su canlıların yaşamı için en gerekli maddedir. Su sadece içmek için değil, balık gibi canlıların yaşam ortamı için de gereklidir. Denizlerin kirlenmesi suda yaşayan canlıların yaşam ortamlarının yok olmasına neden olur. Böylece denizde yaşayan canlılar ölürler. 10. etkinlikte her birinizin hayal gücünüzü kullanarak çok güzel metinler yazacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu etkinlikte hayali ögeler içeren kısa bir metin yazınız. Burada çocuklar aslında anlatılan bir hikaye değil, bir masal, değil mi? Neden masal? Çünkü gerçek hayatta olabilecek bir şey değil. Denizin konuşması mümkün değil. Ama hayal ederek biz denizi yazar ne yapmış? Konuşturmuş. Sizler de çok güzel metinler yazabilirsiniz. Şimdi bu etkinlikte çok güzel bir etkinlik çocuklar. Haritaların genellikle sağ alt köşesinde, bazen sol alt köşesinde de olur. Harita sembolleri vardır. Şimdi bu sembollere bir bakalım. Şurada çocuklar, siyah içi dolu siyah bir çizgi, kalın bir çizgi var. Bu asfalt yolu anlatır. Bir. Burada bir yuvarlak içinde yeni başka bir daire var, içi boyalı. Bu da kent merkezini gösterir. İki. Bu işareti gördüğünüzde, bu şekli gördüğünüzde demir yolu işareti. O zaman ne yapıyoruz? Buraya da 3 yazıyoruz. Burada çok açık ve net uçak resmi var. O zaman neyi anlatıyor? Havaalanını. Burada akarsu. Çocuklar, şunlar akarsuyun kolları. Akarsu akarken ona su veren bazı dereler vardır. Onun için bu şekilde gösteriliyor akarsu. Burası da baraj ve baraj gölü işareti. Şurada bir set çizmişler. Akarsuyun önüne set yapıldığı için burada su birikmiş. O halde baraj ve baraj gölünü gösteriyor. Şimdi gelelim 12. etkinliğimize. Şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız demiş. Şiiri bir okuyalım. Suyun önemini anlatan bir şiir olmalı bu. Yağmur bulutlanan göklerden ovalara dağlara, sicim gibi yağarsın susayan topraklara. Penceremden odama gelir şefkatli sesin. Eksik olma üstümüzden, soframızda nimetsin. Şevket Terzi. Şimdi çocuklar, bu güzel şiiri buradaki bölüme en güzel yazınızla, kendi yazı stilinizle yazmanızı isteyeceğim. Eminim hepiniz çok güzel yazacaksınız.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.